Lala. Onları takip edelim, köşeye sıkıştıralım ve jacuzzi'nin orada yakalayalım. Peaches, buraya gel. Bonita, lütfen. Seni fan kulübü için hazırlamamız gerekiyor. İlk izlenim çok önemlidir. Peaches, lütfen sadece... Üzerimize bütün suyu sıçrat. Teşekkürler. Aa, bu hiç hoş değildi. Polly, Layla. Buradayız Shani. Neden vakit kaybediyorsunuz? Acele etmemiz gerek. Shani, şu an her tarafımız ıslandı. Derin nefes al Layla, derin nefes. Şimdiden 3 dakika 26 saniye kadar geç kalmış durumdayız. Eğer acele etmezsek kulüp başvurusu günü için masa alamayacağız. Endişelenme, 2 dakika içinde hazır olacağız. Bunu demek istemedim. Bunu demek istemedim. Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Hadi sen de bizi kattın. Hadi gidelim Polly Pocket. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bizi kattın. Hadi gidelim Polly Pocket. Çiçek gece. Paranormal Gizemler Kulübü için kayıt olun. Koca ayak, gül yabani, uçan ejderhalar burada. Bence bu masanın yeri pek iyi değil ama olur böyle şeyler. Ben ilgileniyorum. Özellikle de senin şu balon maymun hayvanınla. Bu bir zürafa. Fark etmez. Maymun veya zürafa. Bizim hayvanseverler kulübümüz Littleton'a sevgi, mutluluk ve neşe getirecek. Hayvanlarla vakit geçirmenin insanların yaşam kalitesini arttırdığı bilimsel bir gerçektir. Kesinlikle. Bizim hayvanlarımız herkesin yaşam kalitesini artıracak. Değil mi Peaches? Evet dedim. Havlamasından anladım. Bugünkü davranışlarından dolayı hala biraz kızgın olduğumu bilmeni istiyorum. Ama şu anda şirinlik yapmana çok ihtiyacım var. Kaptan Koli babası nereye kayboldu? Rakiplerimize yardım mı ediyorsun? Koli babası. Buraya gel. Çok affedersiniz. Tamam tamam. Not defterlerini ve kalemleri hazırlayalım. Birazdan burası insan dolacak. Tamam, sanırım beklediğim kadar kalabalık olmadı ama umudumuzu kaybetmeyelim. Bir üye kaydı bile alamadık. Ha, bir dakika bekleyin, sanırım ilk üyemiz geliyor. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Hey, güzel bir maymun. Burası balon kulübü değil mi? Aa, hayır, onlar şu tarafta. Tamam, belki de hayvanlarımızı sevmemişlerdir. Bunlar sıradan evcil hayvanlar sonuçta. Sanırım yeterince ilgi çekmediler. Onların nesi var ki? Hepsi güvenilir, öngörülebilir ve tüm aşıları yapılmış. Tıpkı benim gibi. Onlar sadece fazla normal. Bizim daha büyük, daha yabani hayvanlara ihtiyacımız var. Bu insanların ilgisini çekebilir. Ne dersiniz? Ormana gidiyoruz. Bilemiyorum Polly. Yabani hayvanlar bence okul ortamı için pek uygun değil. Sorun olmayacak Shani. Polly sayesinde hayvan eğitiminde uzman sayılırım. Ah, merhaba. Paranormal kulübe mi yollayacaksınız? Hayır. Ama benim sana harika bir kulüp önerim var Nicholas. Buna biz çok kısa ama çok önemli bir görevdeyken evcil hayvanlarımıza bakım kulübü deniyor. İşte buradalar. Ama... Teşekkürler Nick. Gerçekten mi? Ama benim alerjim var. Olamaz. Hayır, Petris. Son kez söylüyorum. Başka bir kredi kartı daha istemiyorum. Hoşça kal. Hayır, hayır cici. Benim Gwen. Oh. Ben sana eğer Polly ile ilgili değilse günlük temizlik yaptığım saatte beni arama demedin mi? Ama bu Polly ile ilgili. O okulda bir hayvanseverler kulübü kuruyor. Hayvanseverler kulübü demek? Evet, ben de bunu söylüyorum zaten. Biliyorum, bu sadece bir deyiş. Kim diyor, sen mi, başkaları mı? Not gitsin ve sana yeni bir telefon almanı öneriyorum. Sesin bir kuyudan çıkıyor gibi geliyor. Ama ben... O Konya'yı almak için harika bir planım var. O zaman
olan hayvanları alıp uygarlığa geri döneceğiz. Sadece bir ya da iki küçük hayvan alsak iyi olur. Şu sincap gibi. Bu yabani hayvanların cazibesine kimse dayanamayacak. Oo, sen çok şirinsin. Bizimle okula gelmek ister misin? Teknik olarak küçük boy olduğunda hayvanları daha iyi idare ediyorsun. Doğru. Süper güç. Uçan bir sincap. Çok şirin ve aerodinamik. Herkes ona bayılacak. Kesinlikle. Ben iyiyim. İşte herkesin bayılacağı asıl şey bu. Kesinlikle. Bir Alkes Amerikanus. Halk arasında geyik deniyor. Bu kulübümüz için harika olacak. Bizim büyük ilgi çeken bir hayvana ihtiyacımız var. Öyle havalı olacak ki herkes kulübümüze katılmak isteyecek. Sence şu an o ne diyor? Bence tehlikeli bir yabani hayvan olduğunu söylemek istiyor. Merhaba koca dostum. Şimdi büyü beslenme çantası. Hadi tatlı geyikçik. Bir havuç yemek ister misin? Aferin sana. Vay canına. Çok hoşuna gitti. Havuç yemeği herkes sever Şani. Bu değişmez bir kuraldır. Bakın, bakın, bakın. Canım puantiyelerim. Bu çok tatlı. Ne kadar şirin bir porsuk. Porsuk olduğundan emin misin? Tabii, ben hayvanları iyi tanırım. Ve şu anda çizgili çok moda. Ne küçük şirin bir moda tutkunu. Evet. Hey, siz şirin hayvanlar bizim özel kulübümüze katılmak ister misiniz? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Etrafta kimse yok. Şimdi büyü. Hadi gidelim. Biraz hızlı. Yavaş ol. Bu kıyafet kaşıntı yapıyor. Evet. İşte tam burası. Evet. Cici hadi. Acele edip kolyeyi bir an önce almazsak favori ve bıyık kulübüne geç kalacağım. Hey, büyük fikrin neymiş? O yavru tilkiyi gördün mü? Onu sevmek için sabırsızlanıyorum. Ben bayılıyorum. Hiç fena değil. Ama tek bir koca ayak, gulyabani, uçan ejderha ya da basit bir trolünüz bile yok. Ne hayvan kulübü ama. Hey, yavaş ol dostum. Bu hayvanları herkes seviyor. Hem siz bu hayvanları buraya nasıl soktunuz bakalım? Bu bizim küçük Layla. O şöyle demek istedi. Bizim küçük ya da büyük bir sırrımız yok. Evet, bunlar sadece normal hayvanlar. İyi, bir koca ayak falan olsaydı kulübünüze katılırdım. Biraz sıra dışı bir şeyler diyorum yani. Her şey çok yolunda gidiyor. Herkes bu hayvanları görmekten çok mutlu. Mutluluk bulaşıcıdır. Evet, mutluluk bulaşıcıdır. Al Şenli, şu kalabalığın önünde fotoğrafı istiyorum. Bu hiç hoş değil tüylü dostum. Merhaba arkadaşım. Ben Sheila Crickason. Ve bu da gorilim Gogo. Yeni üyelerimizin köpek, kedi ve hatta tarla faresi bile olabileceğini tahmin ediyordum. Ama bir goril beklemiyordum. Herkes hayvanseverler kulübüne katılmak istiyor. Evet.
Herkes hayvanları sevmeyi bitirdikten sonra onları beslemeli ve sularını vermeliyiz. Aa, okuldaki en popüler kulübü yönetmek çok ağır bir şeymiş. Sizce yardımcı alsak olmaz mı? Herkesi bu kadar mutlu görmeye değer bence. Bu yaramaz çocuklardan ve muzdan hiç hoşlanmıyorum. Bu kadarı yeter. Uçan sincap Fernando ile tanışmayı kim ister? Tamam, hepiniz sakin olun, sakin olun. Eğer sıraya girerseniz hepiniz Fernando ile tanışabilirsiniz. Ye hadi, bütün goriller muza bayılır. Bu okulun en iyi kulübü. İşte, onu tutabilirsin. Bu benim hayatımın en güzel günü. Teşekkürler Polly Pocket. Güzel. Polly, başvuru formları tükendi. Tamam, getiriyorum. Goriller gerçekten çok dost canlısıymış. Hadi çocuklar, atlayın. Benden uzak durun, size küçük yaramazlar. Bu dünyanın ilk konuşan gorili. Harika. Ben gidip kamerayı getireyim, ayrılma bir yere. Daha önce Porsuk için bana bir bakış fırlatmıştın ya. Bu onun aslında bir kokarca... olduğu içindi. Anladım. Fernando! Fernando! Buraya gel. Hiç böyle yapmazdı. Buraya gel, seni boynuzu yaratık. Belki de bir sürü yabani hayvanı okula getirmek o kadar da iyi bir fikir değildi. Tamam, muhtemelen haklısın. Bunu pek iyi düşünemedik. Grisella Grande, sen goril kostümü mü giydin? Polly'nin kolyesini almak için kulübümüze goril kılığında girmiş. Aslına bakarsan sağlam bir plan. Teşekkür ederim. Şimdi kolyeyi bana ver artık. Şimdi! İki kez şimdi dedi, değil mi? Öyle demiş olabilir, vurgu yapmak için. Öyleyse siz de kolyeyi ona verin. Cevabım şu olacak. Hayır. Süper güç. Kolyeyi alın. Geyik kaçtı ve onu yakalayacağız. Hadi güven. Biz bu tür kovalamacalara alışkınız. Kızlar, siz kolyeyi takip edin. Ben size yetişirim. Ben normalde bu geyik yakalamaca oyununa katılmazdım ama... Belki de geyik sesi çıkarmayı denemeliyiz. Ona şimdi ne dedin sen? Sanırım merhaba dedim sandım. Ya da ona hakaret etmiş de olabilirim. Hey kızlar, Polly! Siz devam edin. Ben önünü keseceğim. Polly'ye gel. Ya da Polly'den kaç. Hadi bu tarafa. Hepsi büyük bir hataydı. Hadi gidelim Griben. Yürü hadi. İz sürme becerilerimi ne zamandır geliştiriyordum. GPS alıcısı bozulursa, telefonlar çalışmazsa ya da sen hasta olursan ve ben kasabada dolaşırken tesadüfen Polly ile karşılaşmazsam diye tabii. Artık o geyiği uykumda bile takip edebilirim. Ama sen uyumuyorsun ki Cici. O kolyeyi Grisella'dan önce biz bulmak zorundayız. Geyiği takip etmek için yardım gerek. Peaches! Peaches'ı gören var mı? Bonita!
Peaches! Kaptan Cory Wobbles! Neredesin? Ah, kimi kandırıyorum? Herkes bir kedinin çağrıldığında gelmediğini bilir. Peaches! Buraya gel kızım. Akıllı köpek. Bizim yardımına gerçekten çok ihtiyacımız var. Olur mu? Yarış arabamız hazır. Atlayın. Ormana gidiyoruz. Bu kostümü çıkarmam gerekiyor. Nasıl bir kostümü böyle güven? Fermuar sıkışmış. Ben bir deneyeyim. Fermuarlar konusunda iyiyimdir. Evet, kesinlikle sıkışmış. Ama endişe etme, hala çok hoşsun. Bunun hoş bir tarafı yok. İçerisi ateş gibi yanıyor. Bak Cici, geyik izi. Doğru iz üzerindeyiz. Hayır, yanlış iz üzerindeyiz. Bu bir umutsuz vaka. Ortalıkta bırakın bir geyiği, bir fare bile yok. Ve birazdan hava kararacak. Onu bulmak zorundayız. Hadi dağılalım kızlar. Bakın. İz veri tabanıma göre bu yetişkin bir geyiğe ait toynak izdi. Hadi izleri sürelim. Peaches, senin süper hassas burnun ve doğal avlanma içgüdülerin bu iş tanımına çok uygun. Bu kokuyu takip et. Bu nehrin suları azgın nehirler gezegeni altındakinden bile daha azgın. Ve üstümdekileri ıslatamam. Bunlar sadece kuru temizleme yapılıyor. İşte orada. Peaches, geyiği takip et. Çabuk Layla, o balonlar hala yanında mı? İyi fikir, çok yaratıcı. Daha çok, oldukça şaşırtıcı. Kelime oyunu oynamak için sizce doğru bir zaman mı? Bunu son zamanlarda çok sık söylüyorum ama sıkı tutunun kızlar. Çok korkuyorum. Bakamayacağım. Son bir kez daha. Hepiniz sıkı tutun. Vay canına. Bu çok harikaydı. Ben yaptığım en korkunç şeydi diyecektim ama tabii. Hey, Peaches nerede? Peaches, iyi misin? Yaprakları havlu olarak kullanmak çok başarılı. Hey, o bir şey bulmuş. Hadi. Tamam, gürültü yapmayın. Çok sessiz. Bekle bizi koca dostum. Aferin. O kadar acele etme Polly. Alın seni hemen alın. Seni pisliğimi kedi. Hayır tavşan. Korkunç kırmızı gözlerinle beni korkutmadan git buradan. Cici, beni bekle. Süper güç. Şimdi büyü. Sen çok akıllısın Peaches. Bugün bizi kurtarırken çok şirindin. Teşekkürler kaptan. Sanırım yapmamız gereken son bir şey daha var. Evet. Birçok insan bu garip kokunun bir kokarcaya ait olduğunu düşünecektir. Ama ben daha ziyade bunun paranormal bir aktivite olduğunu düşünüyorum.
öğretmenlerle öğrencilerin çok çalıştığını ve bir haftalık tatile ihtiyacı olduğu sinyalini veren bir böcek olabilir. Bir yerde tuhaflık varsa Nicholas Wales bunu kaçırmaz. Süper güç. Peaches, siz burada kalın. Biz hemen döneceğiz. Ah, burası Paxton'un bebek mezarından bile daha kötü kokuyor. Öncelikle iğrenç, ikinci olarak da... Elimizi taşın altına koyma vakti. Hadi şu pisliği temizleyelim. Bunu söylemenden çok korkuyordum. Bugünün eğlenceli bir gün olmasında katkısı olan herkese teşekkürler. Yaşam alanınızı bırakmak eminim zor olmuştur ve okul ortamında bir goril olması da garip. Ama bu bizim için çok anlamlıydı. Bizi unutmayın. Ay canına, bu yaşadığım en çılgın gündü bu hafta. Harikaydı. Ve sizler. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi siz kurtardınız. Kırtasiye malzemeleri, konser kıyafeti, iplik, mikrofon ayağı. Aa, eşyalarını kolyeyle küçülterek taşıyorsun. Bu işe yarar ve sırt çantanı hafifletir. Ama küçülttüğüm halde neredeyse hiç yer kalmadı. Ev ödevleri, örgü kulübü için malzeme bulma, sınıf temizliği görevi, Layla için modellik, Shani'nin bilim projesine yardım. Bu öğleden sonra bir de yetenek gösterisi var. Ve Pierce'in illüzyon gösterisine de yardım etmeliyim. Sonra da koroya gideceğim. Kendin için yapman gereken birçok şey varken bir de... Başkalarına yardım ediyorsun. İşte benim torunum. Teşekkürler büyük anne. Ben kolyeye sahip olan en küçük paket olabilirim ama bu dünyada çok büyük fark yaratmak istiyorum. İmdat! Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca poli küçülüyor. Rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polly Pocket. Küçük Polly gece. Polly, bizi beklemeden okula gitmiş olmasa iyi olur. Kızlar. Polly, neredesin? Ve sesin neden farklı geliyor? Merhaba Polly'nin büyük annesi. Polly'ye yardım edin. O şu koca yığının yani küçük yığının altında. Teşekkürler. Altında kalmadan ne kadar çok eşya olduğunu fark edemiyorsun. Şimdi büyü. Haftaya aynı saatte büyük anne. Evet tabii ki. Ve unutma. Yardıma ihtiyacı olan insanlardan yardımını esirgeme ve göreceksin ki minik olmak çok fark yaratacak. Hoşça kal Polly'ciğim. Gerçekten bu kadar şeyi taşıyacak mısın? Ama hepsine ihtiyacım var. İş listeme baksana. Yapılacak işler listesi. Aa, bu benim alarmım. Şimdi gitmem gerek. İçin teşekkür ederim. Bu sene kamuflaj çok moda. Thank you.
büyüt tavşan. Evet! İşte! Her günün tadını çıkar. Bir önceki günden fazla çalış. Dünya bir sahnedir ve sen de yıldız. Ne kadar güzel parladığını göster. Çok güzeldi Polly. Ve dansınsa çok komikti. Neredeyse ne yaptığını bilmiyormuş gibi görünüyordun. Evet, ben biraz doğaçlama yaptım. Evet, sanırım artık yatma vakti geldi. Ama daha hava kararmadı. Alarmım çalıyor. Gördünüz mü? Ödevlerimi yapmalıyım. Onları hafta sonu yapabilirsin. Ama bu hafta sonum süper mega yoğun. Pinat'ın yerine gidip Shani ve Layla ile birlikte ödevlerimi yapabilir miyim? Lütfen. Oyununuz bitmek üzere değil mi? Ödevlerimizi yapmamız gerek. Bir düzine. Tamam. Görüşürüz. Bir düzine mi? Evet, tamam. Hoşça kal. Hey Pinat, her şey yolunda mı? Hayır. Geçen hafta yeni bir tarif buldum. Dünyanın en iyi cupcake'i. Denesene. Pinat harika olmuş. Harika olan ne? Bu çok lezzetliymiş. Ya biliyorum. Ama Pinat, bu çok iyi değil mi? İyi mi? Bu cupcake'ler o kadar iyi ki her gün sipariş yağıyor. Siparişleri yetiştiremiyorum. Kardeşim siparişleri gönderme işinde bana yardım ediyor. Ama yine de günlerdir uykuyu yine sipariş geldi. Çok affedersiniz. Tamam, söyleyin hadi. Bu gece ne kadar istiyorsunuz? Zavallı Pinat. O kadar uzun süre uyumadığına göre o artık aklını kaçırmak üzere olmalı. Evet, ne kötü. Biz de bir düzine kafke kalsak olmaz mı? Layla, Pinat'ın siparişe değil, yardımımıza ihtiyacı var. İşte, artık yapılacaklar listemde resmen Pinat'a yardım etmek de oldu. Fark yaratmak için yeni bir şans. Pinat, biz sana... Bir düzine. Evet, tamam. Hoşça kal. Uyku dergisinde yayınlanan makaleye göre Pinat'ın yaşında biri günlük işlevlerini yerine getirebilmek için her gece en azından 6 saat uyumalıymış. Neden telefonun hala alarm veriyor? Bugün zaten yüzlerce iş yapmadın mı? Aslında Pinat'a yardım etmek beni ödevlerimden, Pax için battaniye örmekten ve babamla lavabo tamir etmekten geride bıraktı. Ama sorun değil, hepsine yetişeceğim. Şimdi, Layla hazır mısın? Hazırım. Mükemmel. Hepsini pişirmeden önce küçülttüğümüz için ve beraber dondurduğumuz için tek yapmamız gereken... Şimdi büyük cupcake. Şimdi büyük cupcake. Başardık. Shani. İki düzine. Layla. Harika. Siz uyurken ben de ödevlerimi yapacağım. Pinat, akşam teslimatlarını almak için geldim. Pierce, Layla, Shani, uyanın. Teşekkürler. Ben de yün çoraplarla parmak arası terlik giydiğim bir kabus görüyordum. Dinleyin, saklanmamız gerek. Pierce geliyor. Pinat. Pinat. Teslim olacaklar bunlar olmalı. Ve bu da teslimat listesi. Teşekkür ederim Pinat. Eğer bu gece yeterince bahşiş alırsam Mega Burn konser bileti alabilirim. Görüşürüz Pinat. Tamam, cupcake'leri aldı. Artık eve gidip uyuyabiliriz. Benim güzellik uykusuna ihtiyacım var. Evet, şimdi büyü. Pekala rüyadayım ama şu an kendimi büyümüş hissetmiyorum. Kolyem yok. Kolyem nasıl kaybolur? Geç kaldım biliyorum. Ama önce neler olduğunu anlamam gerek. Bir tek mantıklı cevabı olabilir. Sen bir cupcake'in üstünde uyuyordun değil mi? Kolyem kremanın arasında kalmış olmalı. Bizim Pierce'i yakalayıp kolyeyi almamız gerek şimdi. Hayır. Sorun değil. Onu drone'la takip edeceğiz. Hadi şimdi büyü drone. Polly. Doğru.
Polly yoksa drone da yok tabii. Şimdi ne olacak? Cupcake scooter'ını takip et. Merhaba Bay Hoffman. Cupcake'lerinizi getirdim. Hayır. Ne? Kolyeyi gördün mü? Hayır. Bay Hoffman yine çok zevksiz giyinmiş. Denim ceket en son ne zaman modaydı? Ya bunların hepsi iyi. Sence Bay Peanut ödemeyi ceketle yapsam kabul eder mi? Pek sanmıyorum. Neden? Ben kalın bir denim ceket sipariş ettiğimi sanıyordum ama gerçekten 12 düzine denim ceket sipariş etmişim. Bu 144 ceket ediyor. Ama neden insan 12 düzine denim ceket sipariş eder ki? Ben kalın ceketi bugünkü çocukların giydiği havalı bir şey sanmıştım. Yani müthiş ya da havalı ya da muhteşem ötesi. Muhteşem ötesi mi? Ben bu kadar cekette ne yapacağım şimdi? Bilmem. Görüşürüz Bay Hoffman. Tamam. Bay Hoffman'a yardım gerek. Bunu da yapılacaklar listesine ekliyorum. Şimdi şu scooter'ı takip edelim. İşte cupcake'leriniz Bay Kutnak. Geç kaldın. Eskiden bir sipariş verdiğimde 30 dakika içinde gelirdi. En azından iştah açıcı görünüyor. Kolye o cupcake'lerde değil bence. Kolye yine bulunamadı. Teşekkürler Bay Kutnak. Bu kadar cupcake bana fazla. Ben sonuçta tek başıma yaşıyorum. Bu koca evde. Bay Kutnak neden bu kadar üzgün acaba? Bunu öğrenmeliyim. Listeye ekliyorum. Listeye başka bir şey daha sığmayacak. Tabii ki sığar. Her zaman vakit yaratılır. Hadi şimdi kolyeyi bulalım. Bunlar harika görünüyor. Bu arada senin hiç bildiğin bir köpek bakıcısı var mı? Hayır, görüşürüz. Bunu siz de duydunuz mu? Bayan Shanga yardım istiyordu. Ve Pierce farkına bile varmadı. Neyse ki ben fark ettim. Onu da listeye ekliyorum. Çimleri biçmekle babamın yemek kitaplarını düzenlemeyi biraz kaydırırsam... Planı bırak, kolyeyi bulalım. Pierce daha 3 paket daha kaldı. Onlardan birinde olmalı. Bu sefer de olmadı. Dans gösterisi için çıkacaktım. Tam zamanında geldin. Diğer dansçılarla aynı dans kıyafetim olmayabilir ama... atıştıracak teklerim var. Dans gösterisinde uyumsuz dans kostümü. Onunla alay ederler. Onu da yardım listesine ekliyorum. Bayan Mans. O çok yavaş hareket ediyor. Belini incitmiş olmalı. Kötü ayakkabılar yüzünden. Evet, hem de geçen sezona ait. Bayan Mans için yeni ayakkabılar. Biliyorum, biliyorum. Çok iş var. Cupcake'lerinizi getirdim Bayan Mans. Belim ağrıdığı için bunlar iyi hissetmeme yardımcı olacak. Gerçekten mi? Bahşiş yok mu? Ondan kutuyu açmasını istemedi. Cupcake'lerin orada olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunu bilmek için bakmamız gerek. Bize yardım edebilir misin? Bekle, bekle. O eve gidemeyiz. Orası Grisera'nın evi. Eğer kolyeyi almak istiyorsak başka seçeneğimiz yok. Dikkat dağıtmak için hazır olun. Merhaba. Kim var orada? Evet. Burada da yok. O zaman Pierce'ın son kutusunda olmalı. Shani, Layla, artık kolyeyi nerede bulacağımızı biliyoruz. Yani ben kolyeyi nerede bulacağımı biliyorum. Ben de lobiye gelirken sadece mektupları alacağımı sandım. Yumurcaklar yine kapımı çalıp kaçtı. Shani, Layla, koşun. Gidip kolyeyi almalısınız. Kolyeyi alacak olan kişi benim. Ve o eğer siz yaramazlarda değilse onu nerede bulacağımı bana söylemeniz gerekiyor.
Ah Tanrı aşkına şu berbat alarmı kapat. Şimdi bana kolyenin yerini söyle. Telefonun alarmının çalmasını istemiyorsan gitmemize izin ver. Sana kolyenin yerini asla söylemeyeceğiz. Evet, bunu istesek de söyleyemeyiz. Yarısın son teslimatını nereye yapacağını zaten bilmiyoruz. Pardon. Ama Pierce Peanut'ın yerinde teslimat işinde çalışıyor değil mi? Çok ilginç. İlk defa bir şeye faydanız dokundu. Hey! Yavrum! Olamaz. Şimdi ne yapacağız? Şşş! Grisel'e bir şeyler planlıyor. Merhaba Peanut hayatım. Evet ben bugünkü son siparişi veren müşteriyim. Bana bir iyilik yapıp siparişimin teslimat adresini değiştirebilir misin lütfen? Hayır onu sakın dinleme Peanut. Evet Altın Yıllar Apartmanı 524 Ebbingdale yolu. Lütfen teslimat bu adrese yapın. Hoşça kal. Tamam. Her şey bitti Polly Packard. Abim birazdan burada olur. Kolyeyi bana teslim ettikten sonra seninle birlikte o da benim minyatür koleksiyonuma katılacak. O kolyeyi zorla alacak. Ve Pierce'ı küçük boy yapacak. Ona engel olmanın yolunu bulacağım. Kolye yığını. Merhaba. Cupcake'lerinizi getirdim. Bay Wu. Kolye. Ne? Ne? Teslimatım gelmiş demek istedim. Cupcake'lerim. Önce ödeme yapın lütfen. Ve bahşiş kabul ediyorum. Tabii ki. İçeri gel. Birileri benim ilk tutsağım olacak galiba. Onu uyarmalıyız. Bir. Hayır. Onu uyarırsak Grisela da duyar. Plana sadık kalacağız ve doğru zamanı bekleyeceğiz. Her şey sana bağlı spagetti. Bana spagetti deme. Un mu? İyi fikir. Kağıt paraşütler uçmak için hazır. Umarım. Ödemeyi yaptım. Cupcake'leri ver hadi. Bahşiş kabul ettiğimi söylemiş miydim acaba? İsterseniz kekleri sizin için mutfağa kadar götürebilirim. Buna hiç gerek yok. Bana o kutuyu ver artık. Sonumuz geldi. O kolyeyi alacak. Pierce'i küçültecek de hepimiz sonsuza kadar küçük boy kalacağız. Biraz sabırlı olmalısın. İşte oldu. Tam masanın üstünde. Artık bir bahşiş hak ettim değil mi? Güzel. Yolumdan çekilemem. Bekle. Acaba bir şeyi unutmadın mı? Bana vermen gereken bir şey yok mu? Başın artık her şeye burnunu sokma. Şimdi. Bekle. Bu eğer seninle pasta savaşı yaparsan bana bahşiş mi vereceksin demek oluyor. Tamam. Pasta savaşı. Oh, dikkat et. Saçımı yeni yaptırdım. Hadi ama. Bahşişim nerede? Şimdi büyü araba. Yapılacak işler listem. Artık işlerimi yapabilirim. Sizce önce kime yardım edeyim? Bay Kodnaka mı yoksa Bayan Mense mi? Kendimizi. İşte buradasınız. Bayan Mance, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. O
kazada belim yerine oturdu baksana. Ya. Benden o kadar kolay kurtulamayacaksın Polly Parker. Sırtım incedi, hareket edemiyorum. Oh, bunu çok iyi anlıyorum Grisella. Sana içeri girmen için yardım edeyim. Polly. Bayan Mance yardım edecektim ama Grisella benden önce davrandı. Ve şimdi de Bayan Mance Grisella'ya yardım ediyor. Bu harika çünkü artık Grisella'dan kurtulduk. Hayır, demek istediğim evet, yani birbirlerine yardım etmeleri aslında çok güzel. Biliyorum, herkese yardım etmem gerek. Ya da insanların birbirine yardım etmesini sağlayabilirim. Bu matematiksel olarak herkese tek başına yardım etmeye çalışmandan çok daha mantıklı. Bu son moda bir pantolon için pantolon askısı kullanmak gibi bir şey. Birbirlerine destek oluyorlar. Hadi. O zaman eğer Pierce'i yardımcını yaparsan hem o Mega Burn konseri için para kazanır hem sen de bir yardımcın olduğu için bütün gece çalışmak zorunda kalmazsın. Bu çok mantıklı. O zaman anlaştık. Yapılacak işler. Bayan Shanga, eğer köpeğine Bay Kudnak bakarsa bir bakıcıya ihtiyacın kalmaz. Ve ikiniz de yalnız kalmamış olursunuz. Yalnız mı? Benim yalnız olduğumu kim söyledi? Eğer bu köpek yalnızsa onu arkadaşlık edebilirim tabii ki. Yapılacak işler. Tüm dans ekibi aynı ceketi giyecek. Ve Layla. Tamamdır. Biraz pırıltı güzel olur. Ah kızlar, bu harika bir fikir. Ya biliyor musun, ben de çok iyi dans ederim. Üstelik kostüm de bana tam oluyor. Bu da tamam, tamam. İnsanların birbirine destek olması herkesin işine yaradı. Ve ben de bir fark yaratmak istiyorum. Bu yüzden Shani'ye laboratuvar deneyinde yardımcı olacağım. Ve ben de Layla'ya modellik yaparsam sen de derslerini çalışırsın. Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız. Polly, yatmadan önce yarın için ihtiyacın olan şeyleri hazırlamayı unutma. Tamam, sabah erkenden spor dersin var, sonra senkronize caz dansı ve sonra da... Aslında anne, son zamanlarda çok fazla şey aynı anda yapıyorum. Eğer birkaçından vazgeçersen bana kızar mısın? Polly, bu çok iyi olur. Ben senin kendini çok zorladığını düşünüyordum. Teşekkür ederim anne. O zaman satrancı bırakacağım. Origamiyi de öyle. Ve ödev yapmayı da. Evet, iyi denemeydi. Ödev yapmayı bırakamazsın. Ama onun dışında sadece çok severek yaptığın şeylere devam etmelisin. Çok sevdim. Uçuş uçuş beyaz bir elbise giymektedir. Ve Littleton ormanının içinde süzülerek gider. Tüyleri ürpertici değil mi? Evet. Bahar bayramından sonra beyaz giyilmesi gerçekten bugüne kadar duyduğum en ürpertici şey. Bu Pierce'ın hoşlandığı kişinin karşısında şaşırması gibi oldu. Kesinlikle çok ürkütücü. Evet, incili kız Polly'nin abisinin kızları etkilemeye çalışmasından bile çok daha ürkütücü. Telefonunu kaybetmekten veya biyoloji ödevinden zayıf almaktan bile çok çok daha ürkütücü bir şey. Shani, bunu tekrar belirtmeme gerek yok değil mi? Hayaletler gerçek değildir. Evet, bu sadece uydurmaca. İncili kız! Anne! Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polly Park'a. Küçük gece. Bu incili. Hayır.
bu sadece Philip. Evet, bunu biliyordum. Pierce'in terariumdan kaçtın yine ha? Ne zeki bir bu kalem olsun. Keşif yapmayı sevdiğini biliyorum ama Pierce'in odasına geri dönmen gerek. Şimdi büyü. Bütün hafta sonu bu üniformayı giymek zorunda olduğuma inanamıyorum. İşte bu yüzden kampta elimizden geleni yapıp yavru kurt olmalıyız. Onların üniforması mor. Mor renk bana çok yakışıyor. Aslında ismim Leylak olmalıydı. Anladınız mı? Hayır mı? Layla, Leylak, mor Leylak çiçek var ya. Her neyse. Bu şey açık mı? Tek yapmamız gereken yavru kurt rozetlerini kazanmak. Ve tabii incir kızdan uzak durmak. Umarım bunun için bir ödül vardır. Var olmayan bir şeyden uzak durmak gerçekten de hiç zor olmayacak. Jenny, sen hayaletlere inanıyor musun? Varlıklarını kanıtlayan bir kanıt bulunmamaktadır. Ama benim kuzenim Tori geçen yıl izci kampında İncir'i kızı gördüğünü söylüyor. Tori mi görmüş? O çok güzel giyiniyor. Eğer o bir hayaletlere inandığını söylüyorsa bence öyle. Ne var? Sadece gerekenleri aldım. 3 şampuan, 4 saç kremi, 6 duş jeli. Şunu dinle. Jenny, Layla'nın kampta kaç şampuana ihtiyacı var? Hiç. Kız izci kampında duş bulunmamaktadır. Şimdi ben saçımı nasıl yıkayacağım? İyi ki kuaför makinesi ve saç maşası almışım. Ve elektrik de yok tabii. Yeter, ben gidiyorum. Gidemezsin. Bir yavru kurt arkadaşlarını asla bırakmaz. Bu yüzden gitmene izin veremeyiz. Tori! Merhaba Shani. Nasıl gidiyor? Harika. Polly'nin incirli kıza inanmaması dışında tabii. Onu gerçekten görmüş müydün? Evet. Onu nasıl gördüğümü size anlatırdım ama bunu sadece çok cesur olan arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben cesurum. Biraz. Bunları bir başkasına anlatmazdım. Ama sen benim kuzenimsin. İşte bu incirli kızın sevdiği şeylerin bir listesi. Listedeki her şeyi toplayıp dolunayda bir akça ağaç korusuna koyarsanız size yanaşmaz. Dolunay bu gece. Bol şans kuzen. Rozetleri takmak için sabırsızlanıyorum. Ve ben de Tori'nin verdiği listedeki şeyleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Ben sana yardım ederim. Jenny, bize hayal ürünü İncirli Kız'ın hayal ürünü en sevdiği şeylerin neler olduğunu söyler misin? Jenny, orada mısın? Konuş benimle Jenny. Evden çıkmadan şarj etmiş miydin? Hayır, ben burada şarj edecektim. Burada elektrik yok tabii. Littleton'a döndüğümde görüşmek üzere Jenny. Papatya'yı bulduk ve 20 parça şey daha toplayacağız. Çocuk oyuncağı. Daha esintisi, sabah spreyimi sıkma zamanı. Burası bir kamp alanı, spa salonu değil. Ben sizin kamp danışmanınız Melissa Militant. Buraya rozet kazanmak için geldim. Öyleyse iş başına. İlk rozet tırmanma için olacak. Başlayın. Emredersiniz danışman Militant. Yanınıza sırt çantası veya eşya almak yasak. Kolaya kaçarak yavru kurt olamazsınız. Peki ya bu? İncirli kızın sevdiği şeyleri burada tutuyorum. İncirli kız. Tabii ki onu yanına alabilirsin. Jenny yok, sırt çantası yok. Sadece bir kavanoz dolusu garip şeyimiz mi var? İzci kız kampı çok zormuş. Layla, bunu yapabilirsin. Hadi. Sanırım tırmanmamızı istiyor. Şu filinin üstünde bulduğum nadir örümcek ağından bir parça alır almaz tırmanacağım. İncirli kızın sevdiği şeyler gerçekten de çok garip. Cici, hepsi görüş alanımda. Anlaşıldı. Tamam. Hayır, bekle. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Mükemmel. Sonunda bu gece Polly'nin kolyesi benim olacak ve böylece tüm Littleton'u küçük boy yapabileceğim. Gwen, sakın onu gözünden ayırma. Bana
bana güvenmeyebilirsin. Bekle, yani bana güvenebilirsin demek istemiştim. Ben sana güvenebilirim. Sen de bana Eğer yavru kurt olmak istiyorsan o halatlara sıkı tutulsan iyi olur. Çamur banyosu. Rozet kazanmayacak olabilirim ama cildim gerçekten çok güzel olacak. Eğer tırmanamıyorsan iple sallanmayı öğrensen iyi olur. Bunun nerede lazım olacağını hiç bilemezsin. Bunu öğrenmenin bana ne faydası olabilir ki? Bir halata tırmanma rozeti sana. Ve bir rozet de sana. Ve senin içinse rozet almak için kursu tamamlaman gerekir. Evet, bu sene rozet modası yok zaten. Allah Allah. Almana yardımcı olma zamanı geldi. Eğer sihirli bir değneğin yoksa Polly, ben asla iyi bir kampçı olmam. Küçülük pratik yapacak bir yer bulabiliriz. Süper güç. Kamp yerleşim planını incelerken şu ağaçların arka tarafında açık bir alan görmüştüm. Neler oluyor? Bu tuzağı da görseydin keşke. Haritacılık kursunda bunu bildirmek için not alıyorum. Aha! Fare tuzağıma bir şey takılmış. Melissa bizi bulacak. Dağınık saç modayken kimin topuza ihtiyacı olsun ki? Vay canına Layla, sen çok yeteneklisin. Gözü bağlı dudak parlatıcısı sürmekten daha kolay. Ne? Bu boş. Dur, ne? Nereye kayboldular? Patates kızartması. Tamam Layla. Bu papatyayı al ve ağaç tırmanma rozetini almayı dile. Bu hafta sonunun bir an önce bitmesi çok daha iyi bir dilek olabilirdi. Bu taş yığınının üzerinde kaya tırmanma rozeti seni bekliyor Layla. Koca kayaya en sevdiğim ayakkabılarım takıldı. Doğa sporları ve ben puantiye ve ekoseli kumaş kadar uyumsuzuz. Asla yavru kurt olamayacağım. Bu dokunaklı anı böldüğüm için üzgünüm ama hava kararıyor ve çakallara yem olmadan bir an önce kampa dönsek çok iyi olacak. Şimdi büyür. Buralarda bir yerlerde olmalı. Polis orada ne yapıyor? O bilirsin. Her zaman yaptığı şeyleri yapıyor. Bana sadece onun planladığımız gibi buluşma noktasında olacağına söz ver. Aha, tabii ki. Eğer kamp aşçısı rozetini almak istiyorsanız bugüne kadar tattığım en güzel keki yapmanız gerekiyor. Ve bugüne kadar birçok lezzetli kek yediğimi hatırlatırım. Önce karıştırıyoruz. Polis şu anda ne yapıyor? İzinsiz giriş. Lezzetli. Lezzetli mi? Yıldız rozeti istiyorsan takım yıldızlar hakkında bilgin olmalı. O yıldızlar yengeç burcunun zodyak sembolü. Onlar yengeçe hiç benzemiyor. Takım yıldızlar çok karmaşık. Onları gökyüzündeki bir elmas gibi hayal et. Elmas mı? Bu oyunda çok iyiyimdir. Hangi kesim kaç karat?
İyi ki Layla'ya bir şey öğretme rozeti yok. Çünkü ikimiz de kazanamazdık. Layla, sen yuvarlak bir kayanın üzerinde uzanıyordun. İncili kızın görünmesi için ihtiyacımız olan son şey de buydu. Tori buna çok şaşıracak. Poli nerededir? Bu İncili kız. Hayaletler gerçekmiş. Buluşma zamanı geldi. Nerede olduğunu bulur bulmaz tabii ki. Bize yaklaşıyor. Koş, önlede otur pazarında her şey yarı fiyatına düşmüşçesine. Hayaletler tuzak mı kurar? Sence bizi yiyecek mi? Umarım hayır. Bu eşarp en kaliteli yünden ve el dokumasıdır. Endişelenmeyin. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Süper güç. Bu ağın bu kadar sık dokunmuş olması dehşet verici. Görev tamamlandı Cici. Gwen? Hayaletlerin gerçek olmadığını biliyordum. Ama maalesef Koli'yi zorla alıp tüm Littleton halkını küçültmek isteyen kötü kalpli insanlar bir gerçek. Şimdi seni ele geçirdim Polly Pocket. Hey, hemen bırak beni. Eldivenler. Küçük boy olmana rağmen dişlerin hala sivri. Hoşça kal küçük bakır. Artık kasabaya dönüp kolyeyi amacımıza ulaşmak için kullanabiliriz. Anne, tamam yeter. Her şey çok güzel olacak. Hey Tom! Şu an bunun zamanı değil. Ne? Tori neden hayalet gibi giyinmiş? Evet, hem de hiç yakışmamış. Üstelik bu çok demode bir kostüm. Bunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Ama ya bu yavru kurtların bize oynadığı bir oyunsa? Ya İncili kız diye bir şey yoksa? Ve ya o Tori ise? Bu kötü şakanın ben de hedefiyim. Ama ben onun kuzeniyim. Shani, eğer bu doğruysa bununla sonra ilgileneceğiz. Şu anda kolyeyi geri almamız gerekiyor. Unuttum gitti. İşimize bakalım. Gidelim hadi. Shani ile ikimizin iz sürme rozeti olması çok iyi. Grisela'yı birazdan buluruz. Evet, belki de kendime biraz fazla güvendim. İndirimden alınmış Cleo'yu Parmesan ayakkabıları 42,5 numara Grisela'nın ayak izini nerede görsem tanırım. Hadi şu ayak izlerini takip edelim. Buradan çıkacağımız patika bu tarafta. Doğru yol olduğundan emin misin Cici? Sadece beni takip et. Çabuk. GPS alacağım. Şimdi ne yapacağız? Kamp ateşi yakıp marshmallow pişirelim mi? Nehir geçme kursuna henüz katılmamış olmamız çok kötü oldu. Tatlı kedicik. Kaptan Koli babasından öğrendiğim kadarıyla bu kedi birazdan bize saldıracak. Layla, işte bu. Bunu başardık. Aferin sana dağlar kızı. Evet. Telefon olmadan yolu bulamıyorum. Gerçekten kaybolduk. Bir önerin var mı? Evet. Buradan çıkmak için bir öneri. Tabii. Bu taraftan gidelim. Muhtemelen daha iyi bir yol var. İmdat! Tavşan sırtında gitmek gerçekten çok güzel. Islak ucuz ayakkabılar bu taraftan. Yardım edin. Hadi yardım edin. Tamam.
büyürsek yardım edebiliriz. Bana kolyeyi at. Çok yakında ama yine de uzanamıyorum. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Orası benim için çok tehlikeli. Ben burada kalacağım. Burası güzel ve güvenli bir yer. Hadi kızlar, onları kurtarmalıyız. Doğru olanın bu olduğunu biliyorsunuz. Evet, biliyoruz ama yine de bu riski azaltmıyor. Pekala. Siz ikiniz burada bekleyin. Onlara ben yardım edeceğim. Beni küçük boy yap ve buradan kurtar hadi. Seni küçültmeden önce benim büyümem gerekiyor ve şundan hiç kuşkun olmasın. Şu anda büyümek çok kötü bir fikir. Gigi! O dal daha fazla ağırlık taşımayacak. Ben buldum. Bir şeyler yap. Polly! Seni dinliyorum. Onlara nasıl yardım edeceğini ben buldum. Bunu büyüt. Şimdi büyü Layla'nın eşarlı. Moda dünyasının en önemli kurallarından biri de çok amaçlı aksesuarlar kullanmaktır. Shani, onu arkandaki büyük kayaya bağla ve sağlam olduğundan emin ol. Hadi tırmanalım. Bekle! Ama kolyeyle buradan kaçıyorsunuz. Buna ne dersiniz? Tırmanmak gerçekten işe yarıyormuş. Şimdi büyü. Bizi buradan kurtaracaksın, değil mi? Bizler yavru kurt olmak üzere olan izcileriz ve ilkemiz hep birlikte olmaktır. Buna siz de dahilsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Moda haftasında ot ve sarmaşıktan yapılmış harika bir kemer görmüştüm. Bu eğer Bodhi'nin işine yaradıysa bizim işimize de yarar. Kurtulduk Gigi. Şimdi bizi kampa götürün. Kolyemi aldığına göre en azından böyle telafi edebilirsiniz. Bu kolyenin benim olduğuna şüphe yok ve benim olmaya devam edecek. Bu yüzden yapılabilecek tek bir şey var. En çok ilk yardım rozetini seviyorum. Ve sen ilk yardım rozetini gerçekten hak ettin. Bekleyin. Bizi burada mı bırakacaksınız? Endişelenme. Ben bu noktayı işaretledim. Sizi alması için birini göndereceğiz. Yön bulma konusunda ortalama birine göre oldukça iyiyimdir. Ama artık hava çok karardı. Peki, denizci gibi görünen şu yıldızları takip ediyoruz. O zaman kamp şu tarafta kalıyor. Benim Lolo Fufu yüzüğümden bile parlak olan şu yıldızı takip ederim. Layla'nın doğada ne yapması gerektiğini öğrenmesi için modanın faydası olacağını kim bilebilirdi? Demek siz bayanlar döndünüz. Layla'nın bugünkü yavru kurt kurslarından hiçbirini tamamlayamadığını düşünürsek yolu bulmanıza çok şaşırdım. İncili kızı gördünüz mü? Hayır, sadece ucuz parmesanolar giyen bir kadın gördüm. O da ne? Rozetlerimi çok seviyorum ama arkadaşlarımı çok daha fazla. Eğer Layla yavru kurt olmayacaksa biz de yavru kurt olmak istemiyoruz. Eğer Layla rozet almak istiyorsa katıldığı kursları tamamlamak zorunda. Ama Layla her konuda en az bizim kadar iyi olduğunu kanıtladı. Kaybolduğumuzda Layla yıldızları takip ederek bizi kampa getirdi. Ve o bizi bir dağ aslanından kurtardı. Sarmaşıklardan bir halat yaptı ve bandajlardan da kürek yaptı. Anladığım kadarıyla doğada hayatta kalmayı başarmışsın. Açık hava sporlarında kendimi kanıtladım artık. Peki yavru kurtla hoş geldiniz hepiniz. Evet, başardık. Keşke size verecek arkadaşlık rozetim olsaydı. Bunu hak ettiniz. İyi bir yavru kurt her zaman hazırlıklıdır. Kendi rozetini kendi yapar. Bu onları almak için uğraşacağımıza kendimiz yapabilirdik demek mi oluyor yani? Evet, ama bunun nesi eğlenceli olurdu ki? En üst düzey arkadaşlık rozetleri. Artık yavru kurt olduğuma göre yeni üniformamla hangi ayakkabıları giyeceğime karar vermem gerekiyor. Ve sonra ben de dedim ki ben incilik kızım.
bayanlar ve bayanlar. İşte karşınızda yeni ve gelişmiş dijital asistanım. Artık sıkıcı bilgileri tükürüp duran bilgisayar sesi yok. Bunun harika bir karakteri ve sizi her kötü durumdan kurtaracak önceden programlanmış 1000 tane protokolü var. İşte karşınızda Genie 2.0. Merhaba kızlar. Genie 2.0, bizi parka götür. Oh, park. Anakartıma biraz temiz hava iyi gelir. Oh, beğendim. Çok havalıymış. Ama insanların parkta köpeklerini dolaştırmalarından rahatsız olmuyor musunuz? Çok sinir bozucu. Genie, 3 metre ileride telefon direği var. Bu şeyi uçurmayı bilmediğini mi sanıyorsun? Sakin ol Shani. Polly, asistanın lama tüylü tartlardan daha sinir bozucu. Ne dedin? Tamam Genie, bu kadar yeter. İklim drone'u yaklaşıyor. Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Hadi sen de bizi kattın. Hadi gidelim Polly Park'a. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bizi kattın. Hepsini yapabilirsin. Küçük gece. Bu işe yaramıyor. Genie. Üzgünüz Genie 2.0. Bizi eve götür lütfen, lütfen ama. İyi, özür dilediğinize göre eve gidiyoruz. Delillere bakarak Genie'ye koyduğun karakter çipinin fazla olduğunu söyleyebilirim. En az 10.3 kat güçlü. Eve gittiğinde yazılımını düşürmem gerek. Hey, siz neden bahsediyorsunuz? Genie 2.0'a da anlatın. Aa, yok bir şey. Sadece bilim fuarı. Polly, senin projen nedir? Aa, minyatürleşme konusunda bir şey yapman gerek. Kesin büyük ödülü kazanırsın. Bilim fuarı bu. Bilimle alakalı bir şey olmalı. Kolye ile ilgili değil. Ben sadece fikrimi söyledim. O cep boyu prensesi sonuçta. Bu çok eğlenceliydi değil mi çocuklar? Evet, hatten fazla. Ah, bu arada temizlensem iyi olur. Çok fena kirlendim. Peki, tamam. Başlamışken yağmuru da değiştirebilirsin. Daha hızlı Polly. Tanrım. Aslında düşününce pastacıla da fena olmazdı. Gökyüzünde salınırken parlak görünmek iyi olurdu. Merhaba anne, hoşça kal anne. Oh! Bu uydu tasarımı mı bayan Pocket? Öyle Shani. Yakında büyük bir sunumum var ama hala tam doğru olmadı. Ben de bilim fuarı projem için roket yapıyorum. Ve siz de uzay mühendisi olduğunuza göre... Seve seve bakarım Shani. Biyoyakıtla çalışıyor. Ne diyorsunuz? Konik baş vektörle hıza ulaşmak için kusursuz görünüyor. Ama denge için kanadını olsun, tamam mı? Bilgi için teşekkür ederim. Ayarlamaları yapıp beta testine çıkarırım. Roket bilimiyle ilgili böyle heyecanlı gördüğüm son kız bendim. Ödevini yaptığını sanıyordum. Bitkiyle mi uğraşıyorsun? Bu bilim fuarı projem. Fasulyeleri gökkuşağı renginde olacak şekilde yetiştirdim. Gökkuşağı mı? Aa, harika görünecek. Ama benim projem kadar iyi değil. Ben eskilere dönüp tavşan labirent şeyini yapacağım. Öyle mi? Bonita'ya labirentten geçmeyi nasıl öğrettin? Öğretmedim. Bu yüzden hipotezim bunu yapamayacağın yönünde. Basit ama zarif, beğendim. Peki ya bilim ne olacak? Ah! Evet, taşıması daha kolay olsun diye küçülttüm. Şimdi normal boyutuna getireceğim. Büyüğün. Şimdi olmaz. Bilim öğretmeni burada. Burada ne yaptığını gördüm. Öyle mi? Evet. Minyatür fasulye bitkisi yetiştirmişsin. Çok etkileyici. Evet.
Teşekkürler. Söylesene, bunu nasıl yaptın? Garip veya doğa ötesi bir şeyle olmadı tabii ki. Çünkü hepimiz bunun bilimsel olmadığını biliyoruz, değil mi? Her nasıl yaptıysan bu fare sen kazanacakmışsın gibi görünüyor. Ayıp ama Polly. Hepimiz kolyeyi kullandığını biliyoruz. Ama kullanmadım. Bu roket üstünde ne kadar çalıştım biliyor musun? Ama Shani... Oh! Vay canına, Shani yaş gününde Bunsen Burner yerine Dilli almasından beri bu kadar kızgın görmedim. Bilim projem için gerçek robot yaptığıma inanamıyorum. Ben çok akıllıyım. Sana 100 kere söyledim. İçindeki benim ve bunu evdeki eşyalarla yaptım. Planı unutma. Robotu çalıştırmış gibi yapacaksın. Ben de kontrolden çıkmış gibi yapıp tüm salonu mahvedeceğim. Evet, biliyorum. Sonra her şey kaos halindeyken kolyeyi alacaksın. Peki bu düğme ne için? Tost makinesini almam gerekti. Bunda reçel mi var? Ah, yapmasana! Shani beni yanlış anladı. Umarım özür dilediğimde beni dinler. Evet, kendi iki elimle yaptığım robotumu test etme zamanım geldi. Merhaba insanlar. Ben Gristron. Tamamen mekanik, insan olmayan, minyatür sevmeyen robotum. Uyarı, uyarı. Aşırı yüklenme, aşırı yüklenme, aşırı yüklenme. Karıncam, pantolonuma girdi. Olamaz. Projem. Saçınıza bayıldım Bayan Vasquez. O şeyi durdurmamız gerek. Ver onu bana. Grisel, robotun içinde. Bu kadın kaç kere kostüm değiştirecek? Artık elimdesin Pocket. Küçült bizi. Sanırım onu atlattı. Yine yanıldın. Büyüt bizi. Geri çekil teneke surat. Gitti mi? Bu kaostan kim sorumlu? Müdür Mondo. Sağ ol Güven. Bu kesinlikle göründüğü gibi değil. Kötü robot kostümlü yaşlı bir kadın bizi kovalıyordu. Sizi yeterince dinledim. İkiniz ofisime gelin hemen. Diğerleriniz hemen projelerinizi düzeltin. Bilim fuarı devam etmeli. Shani'nin roketi. Affedersiniz benim... Size ofisime dedim. Hemen. Shani'nin roketini geri almamız gerek. Konuşmak yok. Neredeyse bilim fuarını mahvediyordunuz. Nasıl bir açıklama yapacaksınız? Hı? Bir, biz yapmadık. Ve iki, ıspanak. Ne? Üzgünüm Müdür Mondo ama dişinizde küçük bir şey var. Cini 2.0, 47. protokolü başlat. Evet, müfettiş bey. Sanırım benim sizinle yeni koridor izni tasarımını görüşecek zamanım var. Jenny'nin iyiliğini artırıp konuşmasını azalttığım zaman acil protokolleri bırakmıştım. Bizi müdürün ofisinden çıkaracak 15 prosedür dahil. Demek bu yüzden Pierce'a müfettiş Stansford'un taklitini yaptırdın. Çöp sıkıştırıcıya gidiyor.
Bir dakika. Çöp sıkıştırıcı mı? Shani'nin roketinin peşinden muhtemelen ezilip küçük iğrenç çöp yığınına dönüşecek olan bu iğrenç kokuşuk çöp yığınına girmemiz mi gerekiyor yani? Sen saçlarından geçecek güzel rüzgara odaklan. Aa, bunu önereceğini tahmin etmiştim. Cidden oraya girmemi mi istiyorsun sen? Küçült bizi. Büyük bizi. Kayılçengin tükürük topları. Normalde yenileyici salatalık yüz maskesini rahatlatıcı bulurdum. Ama şu anda bu çok iğrenç. Layla, onlar salatalık değil. Çıkar şunu, çıkar. Shani, Polly, Layla, siz ne yapıyorsunuz? Roketini arıyoruz. Projemde hile yapmaya çalışmıyordum. Sadece taşıması kolay olsun diye küçültmüştüm. Evet, Bayan Vasquez bunu yanlış anladı. Gerçekten mi? Projen küçültmeyle ilgili değil miydi? Hayır, renkli fasulye bitkisi yetiştirmekti. Daha verileri tamamlamadan sonuca vardım. Bilimsel olarak bu asla yapılmamalı. Üzgünüm Polly. Önemli değil Shani. Bu dostluk anını bölmek istemezdim. Ama roketim o sıkıştırıcıya girerse içindeki yakıt... Bum! Yakalayın. Güzel. Tanışmaz sohbetini geçelim. Kolyeyi bana ver. Gizemli etleri ye. Pis oynamak istiyorsun demek ha? O zaman salı gününün takosunu ye. Bayat bayat. En büyük silah. Olanların soyunma odasından terlik çoraplar. Kolyeyi bana verin yoksa terlik çorapları suratınıza yersiniz. Yok. Sadece eski ve kokuşuk değiller. Yanlış eşleşmişler. İşte bu tam bir kabus. Minik gücü. Gwen yakala. Deniyorum. Bu bir canavar. Güzel olduğum için önce beni yakalayacak. Aslında o bir hamster. 6. sınıfın kafesinden kaçmış olmalı. Öyle mi? Senin kafesinde gül yaprakları gibi kokmuyordur. Pekala Layla, bu taraftan kızlar. Sanırım Grisela'yla Gwen'i ektik. Bu nedir? Deprem gibi görünüyor. Bu deprem değil. Ucuz atlattık. Bizi atlatamadınız. Polly, bu boyda okul bahçesine giremeyiz. Daha iyi gizlenmeliyiz. Hadi kızlar, bana yardım edin. Akıllıca. Hadi bana, hadi. Ha, buradayım. Aşkına, yakar top mezarlığı. Kaçacak yerimiz yok.
Kolye hemen! Aşağı yol çok uzun Pocket. Aşağı gideceğimizi kim söyledi? Biz yukarı çıkacağız. Ne? Saçmalıyorsun Pocket. Grisel'e katıldığımı söylemeliyim Polly. Bak soloya kartop. Çıktım. Kazandım. Gwen yerden kalk. Roketi büyüt. Kaçırdın şu fırsata bir baksana. Sana hep olumlu düşünmeni söyledim. Şimdi yerden kalk. Fırlat. Hayır. Evet. Güle güle. İyi hamle Polly. Bir an bizi yakalayacağını sandım. Evet, iyi düşündün. Unutmadan fizik dersinde yukarı çıkan her şeyin aşağı inmesi gerektiğini öğrendiğimizi hatırlıyor musun? Olamaz. Bu şeye bir paraşüt taktığını söyle. Buna birinin binmemesi gerekiyordu. O zaman tek iniş şeklimiz... Düşmek! Durun, başka bir yol olabilir. Ginny, bir dakikan var mı? Hemen şu koordinatlara gel. Anlaşıldı Polly. Newton kanunu için beklemede kalın. Merhaba kızlar. Ginny! Pekala, yanımıza gelip bizi takip et. Roketten in Polly. Vay canına, bu inanılmazdı. Ginny, hadi parka inelim. Hemen iniyoruz. Ginny, köpeklerin parkta koşmalarına kızmadın mı? Hayır, köpeklerin dijital arayüzüme sürünmelerine bayılırım. Ginny artık iyi. Karakter çipini değiştirmek iyi bir fikirdi Shani. Harika. Büyüt bizi. Sağ salim yere inmemize çok sevindim. Projem. Üzgünüm Shani. Belki gelecek yıl yaparsın. Durun. Shani bu yıl projesi için çok çaba harcadı. Bilim fuarını kazanma şansını hak ediyor. Nasıl? Neredeyse bitmiştir herhalde. Bu zor olacak. Ama birlikte çalışırsak belki başarabiliriz. Plan nedir? Seninle kalıp roketi düzelteceğiz. Layla, sen bilim fuarına gidip jüriyi oyala. İyi plan. Gidip o jüriyi parmağımda oynatacağım. Bu tavşan bir şey yapmıyor. İşimiz bitti. Durun. Sadece şarkıya tepki veriyor. Bonita uzun süredir labirentte çalışıp duruyordu. Sıra sende Bonita. Durun. Yani rap'e tepki veriyor demek istedim. Bonita, seni süper tavşan. Koca kulakların hip-hop'u engelleyemez. Hadi başla zıplamaya. Hopla hopla. Ay. Tavşan bundan kaçmadıysa asla kaçmaz. Vay Shani, sen bir roket dehasısın. Sağ ol. Roketi uçurmak bunu daha aerodinamik yapmama sebep oldu aslında. Ve sana yeni bir özellik ekledim. Nedir o? Yolda anlatırım. Şimdi bilim fuarı bitmeden önce salona dönmemiz gerekiyor. Durun, sorunu biliyorum. Şimdi buna hazır. Tarzı eksikti. Pekala bu kadar. Bu tam bir zaman kaybıydı. Polly, biz de tam Layla'nın projesini izliyorduk. Ama vites değiştirip harika fasulye projeni görmeyi çok isteriz. Aslında benim projem yok Bayan Vasquez. Evet var. O da bu roket. Ben yaptım ve Polly Neil'ı yükledi. Çıkışa hazır mısın Neil? Hazırım Shani. 3,
2, 1. Görüşürüz. Pekala Neil. Hadi bakalım 2,5 turluk taklanı ve arkasından potaya basket atmanı görelim. Tabii ki Polly. Gözlem rapor. İki şüpheli salonun kuzeybatı köşesine dolaşıyor. Ve pis terli çorapla çürümüş balık kokusu yayıyorlar. Hey, itirazım var. Biz şüpheli değiliz. Pekala, galibimiz belli. Ve onlar... Polly ve Shani'nin muhteşem roketleri. Evet. Roketinin kazanacağını biliyordum. Takım ruhumuz sayesinde. Aferin size kızlar. Anne, sen burada ne yapıyorsun? Yaptığınız yeni bilim keşiflerini görmeye geldim. Ve yeni tasarımın bana uyduğum için bir fikir verdi. Belki o dijital pilotla yaptığını bana da öğretebilirsin ha? Tabii ki anne. Tebrik ederim.